Sevgili öğrencilerim, Matematik Hafızası kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle birlikte 3-4-5 yayınlarının ait Matematik Soru Bankası'nın integral bir konusunun 5. testindeyiz. Bu test integral 1'in son testi arkadaşlar. Değişken değiştirmenin son kısmı diyebiliriz. Herkes hazırsa ilk sorumuzla başlıyoruz. Şimdi bize burada arkadaşlar eskiden hani diğer testlerde bize integral verip bunu değerini isterdi. Burada dönüşüm verip o dönüşümün kalıplarını yazmanı istiyor. Yazarız x kare artı x'i e, u demiş. Yani biz buraya u diyeceğiz o zaman değil mi? Bunu diyebiliriz. x kare artı x eşittir u ise ben her iki tarafın diferansiyelini alırsam d ve d diye aldım. İçinin türevini aldığım zaman 2x artı 1 dx eşittir du olarak gelir. İşte ben buraya du diyeceğim. Yani integralimiz u'nun 3. kuvveti du gelecek. İşte bizden istediği cevap bu. Yani bunun integralini almayacaksın. Sadece dönüşünü yapıp bırakacaksın. O da A seçeneğidir. Geldim ikinci sorma. Burada yine x kare artı 2x'in u dönüşümünü yap demiş. E zaten burası u ise x'in karesi artı 2x eşittir u'dan her iki tarafın ben diferansiyelini alırsam hem bunun hem de bunu aldım. 2x artı 2 dx eşittir du gelmiş oldum. Bizden x artı 1 çarpı dx istemiş. İki parantezini aldığımızda x artı 1 çarpı dx eşittir du geliyorsa Demek ki x artı 1 çarpı dx eşittir. du bölü 2 olarak bulunur. İşte bu arkadaşımızı da du bölü 2 olarak yazdık. Sonra biz bunları gel düzenleyelim. İntegral u bölü 2 çarpı du olarak ifadem kalacaktır. İşte bizden sadece bunu iste pardon f olacak şurası. Biz bunun içerisine u dedik. Sadece ifadem bunu istiyor. O da arkadaşlar bakın e seçeneğinde mevcuttur. Geldim üçüncü sorma. Burada bir şeyi görmemi istiyor aslında benden. Biz bu iki ifadeyi birleştirebiliriz. Aynı integral çatısı altında. Yani hx eşittir. integral fx'in türevi çarpı x artı fx dx olarak yazabilirsin. Tamam yazdıktan sonra şunu anlıyorsun. Bak burada bir ifademiz aslında şeyin e, fx'in fx çarpı x'in türevi. Nereden anlıyoruz? Birincinin türevi çarpı ikinci, ikincinin türevi çarpı birinci gibi. Şurada x'in türevi var normalde. Bu ifadeden biz fx çarpı x'in türevi olduğunu anlıyoruz. Yani hx'imiz şu geldi aslında. İntegral fx çarpı x'in türevi olarak bulundu. Bu da dx olsun. E zaten benim bildiğim kalıpta şu türevli integral birbirini götürecek. hx eşittir. En son integral aldığın için fx çarpı x artı c'ye dönüşecek. İşte şu ifadeleri kullanarak ben c'yi bulacağım. C'den sonra f2'ye ulaşacağım. Şunu diyebiliriz. x yerine 0 yaz. x eşittir 0 için. h0 eşittir. f0 çarpı 0 artı c geldi. Zaten burası 0. h0 da 8'di. Buradan ben c'nin 8 olduğunu söyleyebilirim. Bu birincisi. Sonra geldik. X eşittir 2 için diyelim. X eşittir 2 için desek H2 eşittir. F2 çarpı 2 artı C değil de artık 8 diyeceğiz. E zaten H2'yi ben 12 olarak biliyorum. 8'i de diğer tarafa gönderdiğimde şöyle bir durum gelecek ortaya. 2 çarpı F2 eşittir 4 geliyorsa demek ki F2 dediğimiz ifade 2 olarak çıkar. O da arkadaşlar E seçeneğidir. Geldim dördüncü soruma. Burada da ben aynı hani ifadeyi birleştirebilirim. Birleştirdiğimiz zaman şöyle gelecek. GX eşittir integral f(x)'in türevi bölü x eksi f(x) bölü x'in karesi dx olarak yazılır. Sonra ne yapacaksın? Paydasını eşitleyebilirsem onu x e çarparsak bakın GX eşittir integral f(x)'in türevi çarpı x eksi f(x) bölü x kare olarak yazdık. Burada neyin türevi olduğunu görebilir. Sen soruyu çözebilirsin. Yani hocam nasıl yapacağız? Gx eşittir. Bakın birincinin türevi çarpı ikinci eksi. İkincinin türevi x'in türevi olsun. 1 çarpı fx bölü x kare dedik. Yani bunu yazarken şöyle yazmak durumundayız. fx bölü x'in türevi'nin integrali. Çünkü bu bize neyi verecek? Bölümün türevini verecek. Bölümün türevini verdiği için ben bu ifadeyi böyle çıkarmış oldum. Bana şu integralle ile türev birbirini götürürse gx eşittir. fx bölü x artı c'ye dönüşür. Şu yukarıda verilenlerle ben c'yi bulacağım. c'yi bulduktan sonra da f3'e ulaşacağım. Önce ne yapalım gel. x yerine 1 yazalım. x eşittir 1 için. Çünkü g1 ve f1'i biliyorum. g1 eşittir. f1 bölü 1 artı c geldi. E zaten g1'im benim 6'ydı. 6 eşittir. F1'im de arkadaşlar 2 F1 6 ise F1 3'e eşittir. 3 artı c geliyorsa C'nin 3 olması lazım. Tamam ben C'yi 3 bulduktan sonra Gx'i yazabilirim. Gx eşittir. Fx bölü x artı 3'tür. Sırada ne var? Ne yazacağız şimdi? Ee, geldik. 3 yazacağız. X yerine 3 yazarsak G3 eşittir. F3 bölü 3 artı 3 gelir. E zaten sen g3'ü kaç olarak biliyorsun? 24 olarak biliyorsun. Diğer tarafa gönderdiğimizde f3 bölü 3 eşittir. 21 geliyorsa her iki tarafı 3 ile çarparsak f3 dediğimiz ifade 63 gelecektir. İşte bu da bizi a seçeneğine götürür. Geldim 5. sorma. Bir değişken değiştirmem var. Ama nasıl değiştireceksin? İşte buradaki integral ifadelerini iyi düzenlemen lazım. x kare Alt tarafta da bakın birincinin karesi. Eksi 2 çarpı birinci ile ikincinin çarpımı 2 iki katı artı ikincinin karesi. Yani burada biz x'in karesi artı pardon eksi 2'nin parantez karesini görebilirsek sorunumuz yok. Tamam bunu gördükten sonra gel düzenleyelim. x'in karesi eksi 2'ye biz u diyelim. Her iki tarafın diferansiyelini alırsak içinin türevi çarpı dx eşittir du olarak geldi. Sonra x çarpı dx eşittir. du bölü 2 olarak bitti. Yani şu x çarpı dx du bölü 2 e zaten burası da u idi. En son gel ifadeyi düzenleyelim. Şöyle gelecek. Ee, integral. i̇ntegral. Şurası du bölü 2 oldu. Çarpı. Buradan da u'nun karesi geldi. Tekrar düzenlersek u üzeri eksi 2 bölü 2 du olarak bulundu. Biz daha sonra üstünü bir arttırıp arttırdığımız ifadeye bölersek yani u üzeri eksi 1 bölü eksi 1'den eksi 2 artı c diyeceğiz. U zaten x kare eksi 2 idi. Yani 1 bölü eksi 2 u artı c olacak. En sonda arkadaşlar u zaten neydi? x kare eksi 2 idi. onlar nerede yerine yazayım? Şurada yerine yazayım. Karışmasın. 1 bölü eksi 2 çarpı x'in karesi eksi 2 artı c gelecek. Buradan da 1 bölü dağıttığımız zaman 4 eksi 2 x kare artı c olarak bulunacaktır. O da bakın e seçeneğinde mevcuttur diyeceksin. Geldim 6. soruma. Burada yine bir yerden u diyerek başlayalım. Bakın şuna u dersek bunun türevini aldığımız zaman diğer tarafı verecektir. x kare eksi 2 x eşittir u ise her iki tarafı türevlediğimiz zaman 2 x eksi 2 dx eşittir du yapar. Buradan da x eksi 1 dx 2 parantezini aldık. du'ya eşitse x eksi 1 çarpı dx eşittir. du bölü 2'dir. Yani ben şu arkadaşımı da du bölü 2 diyeceğim. O halde şunu biliyorsun. gx eşittir. Ee, buradan integral f'in türevi bu du bölü 2 olarak çıkarsam. Ben şunu yazabilirim. Türevli integral zaten birbirini götürecek. O halde gx eşittir. f u bölü 2 artı c olacaktır. O halde gx eşittir. f x'in karesi eksi 2x bölü 2 artı c gelmiş oldu. Bunu şunu yapalım. Biz g0 istediği için x yerine 0 yazalım. Yani g0 eşittir. x yerine 0 yazdıktan sonra f 0 bölü 2 artı c olur. Sonra x yerine 2 yazalım. Yani g2 eşittir. x yerine 2 yazarsak buradan yine f0 bölü 2 artı c gelir. İkisinin farkını sormuş. Tamam ikisini çıkartalım. Yani g0 eksi g2 eşittir. Bunlar zaten gider. Gler de gittiği için cevabımız 0 olarak bulunacaktır. O da arkadaşlar C seçeneğidir. Geldim 7. soruma. Burada yine değişken değiştirmeyi f'in türevine göre alırsam yani ben bu ifadeye u diyeceğim. Yazayım. 2 bölü x'in karesi eşittir u ise düzenle bunu. 2 eksi 2 dx eşittir du geliyorsa sonra türevini alalım. Eksi 4 x eksi 3 dx eşittir du oluyor. Pardon şu dx yok. D'ler yok sadece 2 üzeri eksi, x üzeri eksi 2, u'ya eşitleşin. Ben diferansiyelini aldım. Türevini aldığım zaman eksi 4, x üzeri eksi 3, dx eşittir, du oldu. Yani x üzeri eksi 3, dx eşittir, du bölü eksi 4 gelir. Buradan da dx bölü, x küp eşittir, eksi du bölü 4'e eşittir. Sonra ben bunu bulduktan sonra şuraya yazayım bak. Burası eksi du bölü 4 olarak bulunur. Tamam bu ifadeyi bitirdikten sonra gel türevleyelim. Şunun türevi f'in türevi u olur. Çarpı eksi d u bölü 4 olarak bulunacaktır. f'in türevi integral birbirini götürürse eksi f u bölü 4 artı c kalır. Eksi zaten d u'nun önündeki eksi. Bölüm 4 de bizim kat sayımızdı. Bu zaten 2 bölü x kareydi. O zaman eksi f 2 bölü x'in karesi. Bölü 4 artı C ile sen olayı bitirmiş olursun. O da bakın nerede var? E şıkkında. Eksi 1 bölü 4 çarpı 2 bölü x kare olarak yazılmış. Zaten bizim yazdığımızda da aynı anlamı taşır. Geldim 8. soruma. Burada biz yine iki ifadeyi birleştirebiliriz ama o D'nin içerisinde ne var? F var. O halde biz bunun önce gel diferansiyelini alalım. Tamam. Şunun diferansiyelini alırsak Şöyle yapalım. df x kare eşittir. İçinin türevini alıyorsun. İçinin türevini alırken de en içinin türevi yani x karenin türevi çarpı f'in türevi x kare dx yazacağız. İçinin türevi zaten 2x çarpı f'in türevi x kare dx olarak bulunur. Yani şuradan başlarsak integral x çarpı. 2x çarpı f'in türevi x'in karesi dx olarak bitti. Artı burası da fx kare dx olarak gelecektir. Sonra biz bunu tek integral çatısı altında birleştirirsek. Bunu diyeceğiz. 2x kare bunu çarptım. Çarpı f'in türevi x kare çarpı f x kare olarak yazmış olduk. Çarpı dx diyorsun. Sonra ne diyeceksin buraya? Oradan bakalım. Bu ifadenin biz hepsine u desek mi? Ne gelecek? Hataya yapmadık umarım burada. Evet. Buraya biz Pardon şu arada artı olacak. Onu yanlış aldık. Evet burası artı oldu. Böyle düşünmüş olduk. Buradan da fx kare gelmiş oldu. Sonra bunu şöyle yapabiliriz biz. Hani buradaki şu ifadeyi yorumlaman lazım. Bunu ben şöyle alsam. Ee, x çarpı x karenin türevi dx olarak düşünsem. Nereden çıktı hocam? Bu şuradan çıktı. Hani biz birinci'nin türevini aldığımız zaman içinin türevini alıyoruz yani 2x çarpı f'in türevi 2x geldi. Şu birinci'nin türevi çarpı ikinci yani şu birinci'nin türevi oldu. Birinci'nin türevi şu da ikinci oldu. Bunu ben birinci olduğu gibi yazdım. Burada da bir x'in türevi vardı. O da 1'e eşitti. Bu da ikinci olarak bulunmuş ikincinin türevi olarak yazıldı. Yani bizim bu açılımı verdiğimiz ifadeyi ben bu şekilde yazıp bulabilirim. Şu türevli integral birbirini götürürse elimde sadece x çarpı fx kare artı c ifadesi kalacaktır. O da arkadaşlar e seçeneğidir. Geldim 9. sorumuza. Yine geldik şu kök x'e ben u diyorum. Tamam. Kök x eşittir u geliyorsa her iki tarafın ben diferansiyelini alırsam d'sini aldığımı düşünürsem dx bölü 2 kök x eşittir du geldi. dx bölü kök x dediğimiz ifade dx bölü kök x eşittir her iki tarafı 2 ile çarparsak 2 tane du'ya eşit. Yani şu arkadaşımız 2 tane du'yu verir bana. Sonra gel bunların her birini sırayla düzenleyelim. İntegral f'in türevi u geldi çarpı 2 du olarak yazabiliriz. Şu integralde türev zaten birbirini götürecek. Kalan elemanımız 2 çarpı fu artı c kalmış oldu. En son zaten şunu diyorsun. 2 e, tane u zaten kök x'ti. f kök x artı c olarak biz bunu bitirmiş olacağız. O da bakın b seçeneğinde mevcut. Cevap b'dir. Geldik son sorumuza ve 10. sorudayız. fx fonksiyonuna 1'e eksi 1 noktasına teğet olan doğru eğimi eksi 2. Bir şunu biliyorsun f1 eşittir eksi 1. Çünkü bu noktadan geçmek zorunda. Teğetin eğimi eksi 2 ise bu eğim aynı zamanda f'in türevinde 1'e eşitti. Yani f'in türevinde 1, e eşittir. Yani türevinde 1 e eşittir eğim o da eksi 2'dir. Bu iki ifadeyi kullanıp f2'ye ulaşacağız. Bunun, bu tip sorular diğer testte vardı. Dördüncü testte. Her iki tarafı integralini alalım. İntegralini aldığımız zaman bir tane türev gider diğeri kaldı. fx eşittir. 3x kare eksi 4x artı c olarak bulunur. x yerine ben 1 yazdığım zaman eksi 1 eşitleyeceğim. Pardon. 1 yazdığım zaman eksi 2 eşitleyeceğim. f'in türevi ee, 1 eşittir. Buraya ben 1 yazarsam 3 eksi 4 artı c eşittir. Eksi 2 geliyorsa buradan eksi 1 diğer tarafa atarsak c'nin eksi 1 geldiğini söyleyebilirim. Sonra biz bu bulduğumuz ifadenin tekrar neyini alacağız? İntegralini alacağız. Hem yani bunun integralini alalım. O halde fx eşittir. integral türev birbirini götürdü. 3x küp bölü 3'ten x'in küpü geldi. 4x kare 2x kare geldi. 2x, 4x kare bölü 2'den 2x kare oldu. Artı, e, eksi 1 eksi x olarak gelecek ve artı c diyeceksin. Bu c de zaten fx'in sabit olarak bulunur. Sonra e, buradan ben şunu biliyorum. F1 verdiğim zaman eksi 1 olacak. Yani x yerine ben 1 yazarsam f1 eşittir. 1 eksi 2 eksi 1 artı c'nin eksi 1 geldiğini görüyorsam bunlar giderse eksi 2'yi diğer tarafa atarsak c'de 1 gelmiş olduğu tamam buradan c'de biz 1 bulursak fx o zaman şuraya taşıyalım fx eşittir x'in küpe eksi 2x kare eksi x artı 1 olarak bulunmuş olur bizden zaten ne istiyor f2'yi gel x yerine 2 yaz 2 yazarsak 8 eksi 8 eksi 2 artı 1 olarak bulunur. Bunları da sadeleştirdiğimizde eksi 2 ile 1'i toplarsak arkadaşlar eksi 1 gelecektir. O da B seçeneğidir. Evet arkadaşlar integral bir testini komple bitirdik. Sizden ricam kanalımı takip edip beğeni tuşuna basmayı unutmazsan çok mutlu olurum. İntegral 2 iki testi, test ile devam edelim. Evet kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar. Görüşmek dileğiyle.